değiştirir götürür. Evet. Katılım da böyle değil mi Allah aşkına? Yani katılımcılık deyip duruyoruz. İnsanların karar alma sürecine katılmalarını istiyoruz. Ya insanlar sonuçta bir şey elde ediyorlarsa katılırlar. Yani şan olsun diye katılmazlar. Örgüt içinde durum böyle. Yani örgütün sürece katılabilmesi için örgütün kendi yaptığı yemeği taşıması lazım. İçinde hazırlığında yer aldığı o çalışmaları taşıyabilmesi lazım. O nedenle bizim umudumuz örgütümüz, bir de bizim çok iyi örgütümüz var. Yani bu kanıtlanmış biraz önce işte sizinle Fahrettin Bey'le konuştuk, 70'leri konuştuk, o başarılı sonuçları konuştuk. Müthişti yani. Yani örgüt kendisine yapılan yatırımı fazlasıyla karşılık olarak verebiliyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni Murat Bey'in anlattığı olayın benzerine ben tanık oldum. Karadeniz'de bir ilde seçim kampanyası döneminde gitmiştim. Tesadüfen odanın birisine baktım, broşür dolu. Evet. Genel merkezden gelmiş broşürler. Öyle evet. duruyor. Evet. Ve seçime de çok az bir zaman kalmış. Yani o güne kadar açılmamış. Çoktan dağıtılmış olması gerekiyordu. Oradaki yöneticiye niye dedi bunlar dağıtılmıyor? Aha şunu dedi. Niye dedi bunlar dağıtılmıyor? Ya dağıtacağız falan dedi. O arada başka bir şey daha öğrendim. Postaneden sürekli telefon ediliyormuş. Burada bir sürü broşürünüz var. Gelin alın. Yer yok binada. Koyacak yer yok. Alıyoruz. Da almıyorlar. Evet. O kadar masraf, o kadar emek. Evet. Örgüt bu işe dahil olmayınca. Evet. İzleyicimiz diyor ki ilkelere ve tüzüğe bağlılık olursa Cansu Taşdemir taşlar yerine oturur. Hangi isim değişirse değişsin ilkelere ve tüzüğe bağlılık olmaz ise fark etmez. Tüzel kişilikler de ilkeler toplumsal dinamikleri oluşturur. Asıl olan ilkelere bağlılık diyor. Çok doğru. Çok doğru. Tümüyle şimdi, katılıyorum. Genel başkanın istifası yönünde görüşler de dile getiriliyor. Siz de o görüşme sonrası böyle bir şey hissetmediğinizi, öyle bir olduğunu söylediniz. Yani öyle bir gözlem için gitmedim ben. Yani zaten şimdi çok üzgünüm ondan. Yani bana sordular, valla öyle bir gözlemi olmadı dedim. Peki, ama iş öyle bir noktaya döndü ki sanki yani ben genel başkanın halinden, tavrından işte istifa edecek mi, etmeyecek mi, onu kontrol etmeye gitmişim gibi bir anlayış çıktı. Bu tamamen genel başkanın kendi takdiridir. Yani genel başkan istifa edebilir, etmeyebilir. Bu kurul kararı falan da değil. Partinin kararı da değil. Ama ben böyle bir şey gözlemedim. Zaten ben böyle bir konuyu da açmadım. Evet. Yani bu konuyu da konuşmadık zaten. Onun için gitmedin zaten. Zaten onun için de gitmedim. Sonra da ortaya çıktı öyle bir niyeti olmadı. Zaten evet, akşam da teyit eden bir açıklaması. Ben dün akşam çevrim içi bir konuşma yapıyordum. Talas Tarsus ların bir tartışma grubu var. Oradaydım, izleyemedim. Evet ama haberini aldım. Peki bir bu kurultayda yerel seçimlerden önce yapılacak olan kurultayda yaklaşık bir 4 dakikamız kaldı. Bir adaylık yarışması bekler misiniz? Olur mu sizce? Bilmiyorum. Şimdi çeşitli gruplar Cumhuriyet Halk Partisi içinde çalışmalar yapıyor. Bu basına da yansıdı. İşte il başkanları var, eski milletvekilleri var, daha önceki dönemde siyaset yapmış kıdemliler var vesaire. Ben bunu da memnuniyetle karşılıyorum aslında. Kurultaydan önce bu tür böyle grup grup toplanıp bu tartışmaların yapılmasının çok doğru olduğu kanısındayım. Yani işe yarayacağı kanısındayım. Biraz önce Fahrettin Bey'in dediği gibi kurultaya gitmeden önce hani biraz ön hazırlıktır, ön çalışma niteliğini taşımaktadır. Şimdi buradan sonra kongreler başlayacak, mahalle temsilcileri başlayacak. Bence bu sorunuzun yanıtı o süreçte ortaya çıkacaktır. Yani ilçe kongreleri nasıl geçecek? Neler tartışılıyor? İl kongreleri nasıl geçecek? Neler tartışılıyor? Oradan bir takım mesajlar çıkacaktır. Bu Sayın Genel Başkan için de bir mesajdır. Genel Başkanlığa aday olmayı düşünecek arkadaşlarımız çıkarsa onlar için de bir mesajdır. Yani çok doğal olarak siyasetçiler ortalığı, zemini yoklarlar. Yani ona göre karar verirler. Yalnızca bizde değil. Yani başka yerlerde de öyle. Şimdi Amerikan 2024'te yapılacak seçimlerle ilgili haberleri izliyoruz. Evet. Yani yokluyor bir siyasetçi, şimdiden yokluyor, adını dolaştırıyor, tutar tutmaz falan, onu öğrenmeye çalışıyor. O bizimkiler için de, Türkiye için de, CHP'liler için de geçerli. Onun nasıl olacağı kongreler sürecinde ortaya çıkacaktır. Öyle olur. O da herhalde Ekim'e kadar bir şekilde anlaşılır. Evet. Yani özellikle tabii çok delege çıkaran illerde ne olacak? Yani Ankara, İstanbul, İzmir vesaire
Adana bunlar kongreleriyle ünlü illerdir buralarda. Ne olacağı, nelerin tartışacağı, tartışılacağı, hangi işaretlerin verileceği, kime işaret fişeğinin yakılacağı falan bunlar ortaya çıkar. Onlar da bizim kurultayımızın renkli tarafıdır. Evet. Kurultay her zaman Cumhuriyet Halk Partisi kurultayları evet. Renkli geçer zaten. Çok doğru. Çok fazla renkli geçer. Fazla renkli. Çok sakıncası yok. Ben Sayın Karayavcı sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Değerli izleyiciler birazdan yine aynı konuya devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi.